Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo Ortak Yayınından mutlu akşamlar. Bugün 20 Temmuz 2022 günlerden çarşamba, saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Son 24 saatte Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı yaklaşık 1,5 saat boyunca getireceğiz ekranlarınıza, ama önce günün öne çıkan başlıklarına bakalım hep birlikte. İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen zirvenin öncesinde ve sonrasında liderler önemli mesajlar verdiler. Aile fotoğrafının da verildiği bu zirvenin ayrıntılarını ve mesajlarını birazdan getireceğiz efendim ekranlarınıza. Liderlerin İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelerek Suriye konusunu çözmek için masaya oturduğu zirvenin ardından 16 maddelik bir bildiri yayınlandı. Peki o bildiride neler ön plana çıktı? Hangi maddeler önemliydi? Birazdan detaylı bir şekilde de o 16 maddelik bildiriye bakacağız ana haber bültenimizin içerisinde. Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek'in gündeminde Tahran'da gerçekleştirilen zirve vardı. Perinçek yaptığı açıklamada bu zirvenin ardından Suriye ile görüşmenin tek çözüm olduğunu belirtti. Ayrıntılarıyla bu haberi de birazdan taşıyacağız efendim ekranlarınıza. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü. Peki harekatın 48. yıl dönümünde liderler hangi mesajları verdiler? Ekranlarınızda olacak ve Vatan Partisi'nin önemli bir girişimini getiriyor olacağız ekranlarınıza. Ankara'da zor koşullardaki mevsimlik işçilerin imdadına Vatan Partisi yetişti ve sorunları anında çözdü. Hepsi ve çok daha fazlası için buyursunlar. İran'ın başkenti Tahran'da yapılan Astana zirvesinde verilen mesajlar ve görüntüler oldukça önemliydi. Üç lider zirve öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalarda Astana birlikteliğinin ve teröre karşı ortak mücadelenin önemini vurguladı. Zirvede aile fotoğrafı da verildi. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Tahran'daki Astana formatta üçlü zirve öncesi ve sonrası önemli mesajlar verildi. Suriye konusu zirvenin birinci gündemini oluştururken liderlerin verdiği mesajlarda dikkat çekti. Zirve öncesi bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basına fotoğraf verdi. Reisi, Erdoğan ve Putin el ele tutuşarak fotoğraf çektirdi. Tahran Uluslararası Konferans Salonu'ndaki toplantıda 3 ülkenin heyetleri de hazır bulundu. Yapılan açıklamalarda da Astana birlikteliği ve teröre karşı ortak mücadelenin önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana platformunun çözüm için yegane platform olduğunu belirtti. Astana platformu etkin çözümler üretebilen ve bunların hayata geçirilmesi amacıyla somut adımlar atabilen yegane girişimdir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise konuşmasında her türlü terörizmle mücadele konusunda 3 ülkenin hemfikir olduğunu vurguladı. Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik. Biz Suriye'de her türlü terörizmle mücadele konusunda kararlıyız, hemfikiriz. Biz ileride de dış güçlerin Suriye'de bulunan terör güçlerini kendi egoist ve jeopolitik hedefler için kullanmasını inceleyeceğiz, takip edeceğiz ve sona erdireceğiz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de ülkesinin Suriye krizine siyasi çözümü ve bu konuda her türlü inisiyatifi desteklediğini belirtti. ABD'nin Suriye'deki gayrimeşru varlığının bu ülkede istikrarsızlığa neden olduğunu belirten Reisi, İran Suriye'yi daha güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir. Zengin petrol bölgelerini yağmalayan ABD mümkün olduğunca çabuk Suriye'den çekilmelidir dedi. Astana zirvesinin bir sonraki toplantısının 2022 yılı sonuna kadar Rusya'da yapılması kararlaştırıldı. Suriye krizine çözüm bulmak için Tahran'da toplanan tarihi Astana zirvesinde 16 maddelik ortak bir bildiri yayınlandı.
Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin imzasını taşıyan bildiride ABD ve İsrail'in Suriye'deki yasa dışı eylemlerine dikkat çekildi. Bildiride terörün her tür ve biçimiyle ortak mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca gayrimeşru öz yönetim teşebbüslerinin reddedildiği belirtildi. Astana garantörleri olarak bu doğrultuda aynı kararlılıkla çalışma irademizi bir kez daha teyit ettik. Teröre karşı ortak mücadele vurgusu yapıldı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine duyulan saygı bir kez daha kayıt altına alındı. Fırat doğusu bölgesi Suriye hükümeti kontrol altına olmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'de oluşturduğu krizi çözmek için Tahran'da bir araya geldi. Zirve sonrası 3 ülke liderinin imzasını taşıyan bildiri kamuoyuyla paylaşıldı. Suriye'nin ekonomik sıkıntıları ve halkın geçimle ilgili olan sıkıntılarının giderilmesinin önemi vurgulandı. Bildiride terörün her tür ve biçimiyle ortak mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı. Devlet başkanları terörün her tür ve biçimiyle mücadele etmek amacıyla birlikte çalışmaya devam etme kararlılıklarını dile getirmişlerdir. Sivil tesisleri hedef alan ve masum can kayıplarına neden olan saldırılar da dahil olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütlerinin ve bunlarla iltisaklı farklı isimler altındaki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır. Suriye'nin kuzeyi ile ilgili tüm düzenlemelerin eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizmişlerdir. 16 maddelik bildiride ABD'nin terör örgütü PKK-PYD eliyle yapmaya çalıştığı bölücü projelere de tepki gösterildi. Gayrimeşru öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmişler ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını vurgulamışlardır. Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerinin yasa dışı olarak ele geçirilmesine ve aktarılmasına karşı olduklarını ifade etmişlerdir. Suriye'nin kuzeyindeki durumun da görüşüldüğü ifade edilen bildiride bu bölgede kalıcı güvenlikle istikrarın ancak ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde sağlanabileceği hususu vurgulanmıştır ifadeleri kullanıldı. Bildiride İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da kınandı. İsrail'in sivil altyapı dahil Suriye'deki askeri saldırılarını kınamışlardır. Bu saldırıların uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuku ve Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini değerlendirmişler, bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve gerginliği tırmandırdığını teslim etmişlerdir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tahran'da gerçekleştirilen üçlü zirveyi değerlendirdi. Zirvenin olumlu olduğunu söyleyen Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK-YPG'yi söküp atma ifadesiyle ilgili ise Suriye ile işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. Araştırmalarda kararsız olarak gösterilen seçmenin aslında kararsız olmadığını söyleyen Perinçek, sistemin kaybettiğini, çözümün ise Vatan Partisi'nde olduğunu vurguladı. Olumlu nokta Erdoğan'da PKK'nın Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde hedef olduğunu belirtti. Yani orada Suriye'ye ve Rusya ve İran'a diyor ki ya PKK'yı temizleyelim çünkü o Suriye'nin madem toprak bütünlüğünden yanasınız, PKK da Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor. Güzel, iyi bir tespit ve Türkiye için de bir ilerleme. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tahran'ın ev sahipliğinde yapılan Astana Zirvesi'ni değerlendirdi. Sayın Reisi dedi ki Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına karşı biz dedi hepimiz, yani üç ülke ortak tavır içindeyiz. Bu önemli, hepimiz diye vurguladı. Suriye'nin egemenliğini ihlal edecek uygulamalara karşı tavrını özel olarak belirtti. PYD'nin ve YPG'nin adları anılmıyor ama IŞİD ve diğer ayrılıkçı terör örgütleri diye belirtiliyor. Her tür terörizmle mücadele etmeye kararlıyız dedi ve Putin dış güçlere de tavrını ortaya koydu. Üç liderin öne çıkan terörle mücadele vurgusunun önemli olduğunu söyledi. Ancak Erdoğan'ın PKK-YPG'yi söküp atma ifadesinin hedefinde terörü bitirmek olmadığına dikkat çekti. PKK'yı oradaki PKK-YPG-YPD'yi söküp atma
kararında olur. Bakın bitirme demiyor, söküp atma. Söküp atma, bitirme hedefi yok. Çünkü bitirme ancak Suriye ile işbirliği yaparak, hatta İran ve Rusya'yı da katarsan daha mükemmel tabii. Hükümetin tutumunu eleştiren Perinçek, terörü bitirmek için Suriye ile işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. Vatan Partisi ile mevcut Tayyip Erdoğan hükümeti arasındaki fark çıkıyor. Onlar PKK'yı söküp atma stratejisi izliyorlar. Vatan Partisi PKK'yı bitirme stratejisi. Ve Vatan Partisi bu konuda Suriye'nin, İran'ın, Rusya'nın hatta Irak'ın da onların katılımını da sağlayacak politikalar üretiyor Vatan Partisi. Türkiye'nin tereddüt halinde olduğunu söyleyen Perinçek, Suriye hükümetini suçlayan ifadelerin sürdürüldüğünü belirtti. Gönüllü, güvenli, onurlu yerleşmeleri için Türkiye'deki sığınmacıların kendi vatanlarında Suriye'de gerekli şartları el birliğiyle. Burada gene bir olumluluk var. Arada bu bir çağrı mı yoksa aynı zamanda Suriye'nin de katılımına evet mi? Yani burada Türkiye böyle bir tereddüt halinde, bir kapıyı aralar gibi yapıyor, bir pencere açar gibi yapıyor yer yer Suriye'nin katılımına. Ama öte yandan da sizin de belirttiğiniz gibi rejim diye adlandırarak Suriye devletini suçlayan söylemi de azaltmakla beraber sürdürüyor. Öte yandan vatandaşın sistem dışında çözüm arayışı sürüyor. Saros Araştırma Şirketi'nin sorduğu Türkiye'nin en önemli sorununu hangi parti çözebilir sorusuna Mayıs ayında verilen hiçbir yanıtı %34,7 iken bu veri Temmuz ayında %46'ya yükseldi. Perinçek bu artışa dikkat çekti. Mayıs'tan Temmuz'a 2 ay içerisinde hiçbiri diyenler yani sistemin çıkan, dışına çıkan ve devrimcileşen seçmen, toplum birdenbire %34'ten %46'ya çıkıyor. Yani neredeyse seçmenin yarısı devrimci bir mevziye girmiş durumda. Öyle bir tablo ki hem Cumhur İttifakı eriyor hem Biden İttifakı eriyor. Yani bu Türkiye'nin yakın tarihinde son 30-40 yılda falan görmediği bir olay. Hem Cumhur İttifakı hem Biden İttifakı ikisi birden baş aşağı gidiyor. 2 ayda %7 kaybetmek Cumhur İttifakı için ne demek? Ve yine 2 ayda %9,7, %10 kaybetmek. Güya bunlar muhalif, %10 kaybediyorlar. İyi Parti oyları eriyor, HDP oyları eriyor. Sistemin kaybettiğini söyleyen Vatan Partisi lideri, hiçbiri diyenlerin kararsız olmadığını, çözümü Vatan Partisi'nde bulduklarını vurguladı. Sistem kaybediyor, sistem sallanıyor. Sistemin altında şimdi fay hatları var, deprem var. Türkiye bir devrime gidiyor, üretim devrimine gidiyor. Yani çok hızlı bir süreç yaşıyor Türkiye. 2 ay sonra bu partilerin iyice eridiğini göreceğiz. Ne oluyor? Bu hiçbiri diyen, devrimcileşen kitle bir tek Vatan Partisi'nin potansiyel seçmeni. Bakın bugün sistemin dışında yani devrimci bir parti kim var diye sorun Türkiye'de. Vatan Partisi dışında hiç kimse ikinci bir partiyi saymıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran devlet başkanlarıyla yapılan toplantıdan Amerika Fırat'ın doğusunu terk etmek zorunda tespitinin çıktığını açıkladı. ABD'nin asker çekmesinin Türkiye'nin de beklentisi olduğunu paylaşan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri orada çekildiği anda veya bu terör örgütlerini beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır dedi. PKK, PYD ve YPG terör örgütlerine karşı Rusya ve İran'la İster istemez birleşiyoruz ifadelerini kullanan Erdoğan, bu terör örgütlerinin en çok Suriye rejimine zarar verdiğini vurguladı. Putin ve reisiyle görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aslanlı sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çıkması tespitinin yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı. Aslanlı sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için yürütüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı PKK, PYD, YPG konusunda Türkiye'nin Rusya ve İran'la birleştiğini, terör örgütünün en fazla Suriye'ye zarar verdiğini dile getirdi. Bazı yerlerde farklılıklar olsa bile terörle mücadele konusunda bir defa bir birliktelik var. Terörle ilgili konuda da PKK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı ister istemez birleşiyoruz. Kaldı ki bu rejime de en çok zararı veren sorun. Şu anda terör örgütü Fırat'ın doğusunda özellikle petrol kuyularını emiyor, sömürüyor. Ondan sonra rejime de satıyor. Böyle bir durum var.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran'ın önderliğindeki Aslan'la sürecinin hedefinin Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye topraklarından çıkarmak olduğunu açıkladı. Amerika şu anda bir defa Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda. Aslan'la sürecinden çıkan tespit bu. Diyorlar ki Fırat'ın doğusundan Amerika askerini çeksin. Şimdi buradan çıkacak bir netice Türkiye'nin de beklentisidir. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika. Amerika terör örgütlerini beslediğine göre, biz de bu terör örgütleriyle mücadele ettiğimize göre, oradan çekildiği anda veya bu terör örgütlerini beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır. Gazeteciler Erdoğan'a bir süredir Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine yönelik harekat yapacağı beklentilerini de sordu. Erdoğan yeni bir harekat konusu, milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek. Sınırdan 30 kilometre güneye kadar buralardaki terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya'nın da İran'ın da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Öyle zannediyorum ki PKK, YPG, PYD konularında ayrı düşünmüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı ABD'nin Suriye'deki bir oyununu da deşifre etti. Bakıyorsunuz Amerika'nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağını da orada bunlar dalgalandırıyor. Niçin? Güya aldatacak ya, aldatabilirse. Yaptıkları iş orada Türk askerine karşı bir terörist eyleme girmek. Burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi konusu da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılan ikili görüşmenin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16 savaş uçakları ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Biden bize böyle bir Yunanistan şartı falan koymadı. Aslında böyle bir koşul meselesi bana göre bizi bağlayıcı bir koşul değil. Yeter ki onlar F-16'larla ilgili bizim teklifimize evet desinler. Bize sıfır F-16 versinler. Zaten elimizdekilerin bakım onarımını biz şu anda yapabilecek güçteyiz. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Tahran'daki üçlü zirve dünyanın da dünya basınının da gündemindeydi. Avrupa'nın en yüksek tirajlı Alman gazetelerinden Bild, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tahran'da katıldığı Suriye konulu zirveyi hedef aldı. Bild, üçlü zirveyi despotlar buluşması başlığıyla servis etti. Bu haberi de sizlere aktarmış olalım. Görseli de ekranlarınıza geldi zaten. Şimdi Tahran'da üçlü bir zirve gerçekleştirildi ama Tahran'daki ikili zirvelerle beraber olmak üzere, ekonomi başta olmak üzere birçok konuda da işbirliği alanları geliştirildi. 8 yeni anlaşma imzalayan Türkiye ile İran ticaret hacmi hedefini tam 30 milyar dolar olarak belirledi. Rusya ile İran ise 40 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Rekor düzeyde devam eden ticaretle ilgili iki ülke lideri doların hakimiyetine son verilmesi mesajını da verdi. Tahran'daki ikili zirveler yeni bir döneme kapı araladı. Yeni anlaşmalara imza atıldı, ticaret hacmi hedefleri genişletildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki görüşmede Türkiye ile İran, Covid-19'un gölge düşürdüğü ticaret faaliyetlerinde yeniden vites yükseltme kararı aldı. Dış politikadan ticarete 8 farklı anlaşma imzalayan Türkiye ile İran, 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Hedefi tutturmak için başta savunma sanayi, doğalgaz ve petrol alanındaki işbirlikleri derinleştirilecek. Aynı zamanda ortak sanayi şirketleri kurulacak. Türkiye ile İran arasında aktif çalışan şirketlerin faaliyetlerinin derinleştirilmesi, şirketlere yeni teşvikler sağlanması, bilgi ve teknoloji parklarının inşa edilmesi kararlaştırıldı. Bunlarla beraber 25 yıllık doğalgaz anlaşmasının süresinin de uzatılması konusunda mutabık kalındı.
İran, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ile de önemli ticari anlaşmalara imza attı. İran Ulusal Petrol Şirketleri ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında 40 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Gazprom, İran'ın Kuzey Pars ve Fars Körfezi'ndeki Kiş Adası yakınlarında bulunan gaz sahalarının geliştirilmesi ve İran'ın sıvılaştırılmış gaz projelerinin tamamlanması sağlanacak. Rus lider Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki görüşmede doların hakimiyetine son verilmesi konusu da gündeme geldi. Reisi ve Putin iki ülke arasındaki ticarette dolar yerine yerli para kullanılması konusundaki görüş birliğini bir kez daha vurguladı. Putin'in Tahran'a geldiği gün Tahran Borsası İdaresi, Rus ve İran para birimleri arasında doğrudan alım-satım mekanizmasının başlatıldığı duyuruldu. Uygulama, İran Merkez Bankası Başkanı'nın Moskova ziyareti sonrası iki ülke arasında varılan anlaşmadan sonra başladı. İlk etapta ruble satışı sadece ticaret yapanlar ve öğrencilere satılacak. Suriye krizini çözmek için İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen üçlü zirve sona erdi. İran Devlet Başkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bildirinin zirvenin ardından 16 maddelik bir bildiri yayınlandı dedik. Şimdi bu zirvenin yankılarını ve bu bildirinin satır aralarını, önemli maddelerini İran temsilcimiz Gürkan Demir'le konuşacağız. Gürkan Demir, tekrar iyi akşamlar. Dünden beri bayağı bir böyle bir şey istişare halindeyiz. Ne olur ne çıkar diye konuşurken bugün artık o zirve sona erdi. Yankılarını ve tabii ki satır aralarını da, bu görüşmelerin perde arkalarını da senden dinleyelim. Evet, zirvenin bir dönüm noktası olduğunu zaten liderler vurgulamıştı. Buna dair sahada yapılacak olan uygulamaları artık bu saatten sonra işaret etmekte fayda var. Zira ülkelerin hedef koyduğu bir terör örgütlerinin temizlenmesi, iki Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusundan çıkartılması, üç İdlib bölgesindeki terör örgütlerinin varlığına son verilmesi gibi konu başlıkları toplam olarak baktığımız zaman özetlemek mümkün. Özellikle baktığımız zaman Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiği bir dönemde hep şöyle yorumlar yapılıyordu Türkiye'de. Türkiye artık İran'a sırt dönüyor ve İran'a karşı İsrail ile birleşiyor şeklinde yorumlar vardı. Ancak dün ikili görüşmelerde ve Astana üçlü zirveye baktığımız zaman bunun böyle olmadığını, Türkiye ile İran ilişkilerinin artırılarak devam ettirileceğini gördük. Diğer yandan Türkiye'nin NATO ile ilişkileri konusu tartışılıyordu. Bu kapsamda da NATO'nun en önemli düşman olarak sınıflandırdığı, tırnak içi ifade ediyorum, Sayın Putin'le Sayın Erdoğan'ın, bir NATO üyesi olarak Sayın Erdoğan'ın birlikte ellerini havaya kaldırarak fotoğraf vermeleri bu açıdan önem taşıyor. Diğer yandan İran dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Ukrayna operasyonunda Rusya'ya hak vermesi, eğer Rusya inisiyatif almasaydı NATO'nun zaten bir savaş başlatacağını, bu Ukrayna üzerinden olmasaydı Kırım üzerinden olabileceğini söylüyor ve burada Rusya'nın önemli bir adım attığını NATO'nun genişlemesine karşı söylüyor. Bu da Rusya'ya motivasyon olarak geri dönüşü olacağını değerlendiriyoruz. Bütün bu yapılan anlaşmalar, bildiriler ve kamuoyuyla paylaşılan gelişmeleri en özet haliyle bu şekilde sunabiliriz. Tabii dünkü zirvenin yankıları bugün İran'da da konuşulmaya devam ediyor. Yeni bir dünya düzeninin kurulurken bu sürecin hızlandığına dair dikkat çeken gazete haberleri vardı İran'da. Aynı zamanda Sayın Hamenei ile Sayın Erdoğan arasında yapılan görüşmeye de dikkat çeken başlıklar vardı. Yani toplam olarak görüşmelerin olumlu havada geçtiğini vurgulayan haberlerle karşılaştık bugün. Tabii bu yankılar devam ederken dün akşam saatlerinde biz de yine ana haber bültenimizde son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Faysal Miktad'ın Tahran'a geldiğiydi. Tahran'da Sayın Miktad bugün temaslarda bulundu. İranlı mevkidaşıyla görüşme yaptı ve bu görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi iki isim. Peki ne, hangi açıklamaları yaptılar? Önce konuk bakanın açıklamasına bakalım. Sayın Miktad, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile bağımsızlığı konusunda Astana bildirisinde yer alması konusunu açısından İran'a özellikle teşekkür ettiğini ifade etti. Suriye'nin Astana sürecinde yaşananlara olumlu baktığını ve bu gelişmeleri olumlu değerlendirdiğini ifade etti Sayın Konuk Bakan. Aynı zamanda
hiçbir ülkenin bugün Türkiye'ye, Suriye'ye girmesi durumunda bir kazanç elde edemeyeceğini ifade etti. Sayın Miktat Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdi. Geçmiş dönemlerde Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi olduğunu, iki ülke refah seviyesinin iyi olduğunu ve bunun da iki ülke ilişkilerine olumlu yansıdığını ifade eden bir değerlendirmede bulundu. Ancak daha sonra yaşanan gelişmeler sonrası en çok da Amerika ve İsrail'in istediği bir tablonun ortaya çıktığını ifade etti. Yani bugün Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerinin bozuk olmasını en çok ABD ve İsrail'in istediğine dikkat çekti. Bu değerlendirmeler önemliydi. Bunlarla birlikte Türkiye ile Suriye'nin bugün sahada karşı karşıya gelmesinin iki ülke dost ve kardeş iki ülkeye olumsuz etkileri olacağını ifade etti. Bu vurgusunu da önemli buluyoruz. Bunlarla birlikte Sayın Miktat Fırat'ın doğusundaki PKK ve ABD varlığına dikkat çekti. ABD'nin şartsız, koşulsuz, derhal Suriye topraklarından çıkması gerektiğini ve çıkartılması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda ABD ile işbirliği yapan terör örgütlerine de seslendi Sayın Miktat ve şu ifadeyi kullanıyor, önemli bir ifade. Milislerin yabancılara bel bağlamaması ve vatan kucağına dönmeleri gerekiyor ifadesini kullanıyor ve terör örgütüne bir noktada teslimiyet çağrısını da Sayın Miktat'ın yaptığını görüyoruz bu açıklamalardan. Yine Sayın Miktat ABD'nin sahadaki milis olarak tarif ettiği PKK-PYD ile Suriye'nin kaynaklarını yağmaladığını, bunun da bölge halkına acı olarak döndüğünü ifade ediyor. Bu yağmalamanın da bir an evvel durdurulması gerektiğini vurguluyor. Son başlık olarak da Miktat'ta Suriyeli mülteciler konusu. Kucaklarının ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılara açık olduğunu ifade ediyor. Ancak geri dönüşe karşı Batı'nın bir engellemesi olduğunu, mali olarak bu süreci Batı'nın tıkadığını ifade ediyor. Yine çağrısını Suriyeli, diğer ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılara yapıyor. Ülkelerine dönmeleri konusunda bu da önemli bir gelişme. Diğer yandan Sayın Abdullahyan da Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çıkartılması gerektiğini, yine Sayın Miktat gibi Sayın Abdullahyan da Suriye'nin kaynaklarının yağmalandığını, sömürüldüğünü ifade eden açıklamalarda bulundu. Bunlar öne çıkan başlıklar arasındaydı. Önümüzdeki süreçte özellikle Amerika'nın terör örgütünü de desteklemeyi bırakması gerektiğine dair de Sayın Abdullahyan'ın vurgusu oldu. Bu da önemliydi. Ve Astana konusu için şu cümleyi kullanıyor Sayın Abdullahyan. Astana konusu Suriye'deki krizi siyasi olarak çözmenin önemini vurguluyoruz. Ve Suriye ile Türkiye arasında bu süreci iyi bir şekilde geride bırakmalarını umuyoruz. Tekrar ediyorum, bu cümleyi çok önemli çünkü Suriye ve Türkiye'nin bu süreci iyi bir şekilde geride bırakmasını umuyoruz şeklinde Astana sürecine atıfta bulunan bir değerlendirme yaptı. Öne çıkan Sayın Miktat, Sayın Abdullahyan görüşmesindeki notları bu şekilde paylaşabilirim. Teşekkürler Gürkan Demir. Önemli bir zirveyi takip ettin. Sayın Cumhurbaşkanı da 4 yıl sonra gitti İran'a. Bir sonraki zirvede muhtemelen Rusya'da olacak. Teşekkürler verdiğin bilgiler için. İyi çalışmalar. Kısa bir ek yapabilir miyim? Tabii. Sayın Miktat şunu da söylüyor. Kaynaklarının yağmalanması, ülkesinin işgal edilmesine karşı Suriye'nin kendi egemenliğini savunma konusundaki kararlılığının bugün hali hazırda devam ettiğini, işgal edilen toprakların yeniden vatan topraklarına katılacağını da vurguladı. Bunu da eklemek istedim. Teşekkürler Gürkan Demir. İyi çalışmalar diliyoruz. Efendim, Türkiye, İran ve Rusya enerji alanında yeni bir anlaşmanın eşiğindeler. Enerji Bakanlığı böyle bir anlaşmanın mümkün olabileceğini söylediler. Ancak ayrıntılar netleşmeden kesin bir şey söylemekten imtina ettiler. Enerji alanında bölge ülkeleriyle işbirliği Ankara için altın fırsat. Dünyanın enerjide yaşadığı kriz yeni dönemde Türkiye için fırsat olabilir. Rusya doğalgaz konusunda en büyük alternatif. İran'dan da doğalgaz alımı artabilir. İsrail ve Güney Rum yönetimi gazını Yunanistan ve İtalya ile buluşturmaya amaçlayan proje ticari olarak uygulanabilir bulunmuyor. Diğer yandan ucuz mazot için de Ankara için en büyük alternatif Tahran. Bu koşullarda Türkiye'nin enerji alanında bölge ülkeleriyle işbirliği kritik öneme sahip.
Ankara, Moskova ve Tahran enerji alanında yeni bir anlaşmanın eşiğinde. Enerji Bakanlığı kaynakları söz konusu anlaşma çalışmalarını ulusal kanala açıkladı. Bakanlık kaynakları yeni anlaşmaların söz konusu olduğunu ancak ayrıntıların adımlar somutlaşınca açıklanacağını belirtti. Kaynaklar kısa vadede anlaşmalar için görüşmelerin süreceğini de ifade etti. Milli Güvenlik Kurulu 21 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen zirve oluşturacak. Ayrıca zirvenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak başlıklar arasında. Terörle mücadele operasyonları Karadeniz'den tahıl ihracı, İsveç ve Finlandiya ile mutabakat ve diğer güvenlik konuları Milli Güvenlik Kurulu yoğun gündemle toplanacak. 2 aylık aranın ardından 21 Temmuz'da toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda öne çıkan gündem terörle mücadele. Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları değerlendirilecek. Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşulacak. Toplantıda İran'daki Astana zirvesi ve sonuçları değerlendirilecek. Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar da MGK'da değerlendirilecek. Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı olacak. İstanbul'da yapılan zirve de dahil yürütülen temaslar ele alınacak. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşulacak. NATO'nun genişleme süreci de önemli gündem maddesi olacak. MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakatla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan bir aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak. Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak. Ulusal Kanal'ın Ankara'nın Polatlı ilçesinin Gedikli köyünde yıllardır yaşanan su ve elektrik sorununa dair yaptığı haber doğru yere ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi haberimizin ardından duruma müdahale etti ve köyün elektrikle su sorununa çözüm bulundu. Verin bana, ben üreteyim. Değil mi? Siz de benim malımı alın, değerlendirin ve bu dertten kurtulalım. Fide yetiştirmeye çalışıyoruz, hani sebzedir, meyvedir falandır filandır ama yetiştiremiyoruz. Elektrik sürekli gelip gittiği için. Bahçe ekiyorum, yetiştiremiyorum. Suyumuz yok arkadaşın dediği gibi. Domatesimizi, işte buğdayımızı, soğanı. Köylüler ulusal kanalla konuştu, haber yayınlandı, sorunlar çözüme kavuştu. Şansımızı deneyelim diyorsunuz. Ekiyorsunuz. Su almayınca ne olacak? Ankara'nın Polatlı ilçesi Gedikli köyünde uzun yıllardır elektrik ve su sorunu yaşanıyordu. Bölgede sık sık elektrik kesintisi meydana gelirken üreticinin tarlasına, bahçesine su gitmiyordu. Bu tarla ve mera olduğu için hiçbir şekilde elektrik alamıyorlar evlerine. Tabii ki bahçelerini ekmek istiyorlar, ekemiyorlar. Köylüler 1989'da yapılan değişiklikle sınırların çizildiği bu karar yüzünden tarla ve meralara elektriğin verilmediğini söyledi. Ulusal Kanal'ın köylülerin taleplerini ekrana taşıdığı haberi ses getirdi. Fide yardımı yerine mazotta bir indirim ya da elektrikte, suda yardımcı olurlarsa daha iyi olur. Yani sadaka gibi fide dağıtacaklar yere düzgünce, hani biz kendimiz yetiştirip kendimiz devlete daha yararlı olsak daha iyi olur. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulusal Kanal'ın haberinin ardından bölgede üretimin devam edebilmesi için sorunları çözdü. Ulusal Kanal'ı arayan üreticiler elektrik ve su sorununun çözüldüğünü belirterek teşekkürlerini iletti. Ben alma yerine vereyim, değil mi? Şehirdeki kardeşim simitini ucuz alsın. Ankara'nın Bala ilçesi Köseli köyünde zor koşullarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri Vatan Partisi'nin kapısını çaldı. Bala Belediye Başkanı ve ilçe tarım müdürüyle görüşen Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı mevsimlik işçilerin tuvalet, banyo, çöp ve su sorununu çözüme kavuşturdu. Çiftçi batarsa devlet de batar.
Ankara'nın Bala ilçesi Köseli köyünde mevsimli tarım işleri zor koşullarda yaşamını sürdürüyor. Bizim su sıkıntımız çoktur. Lavabo sıkıntısı çoktur. Tahta yapmışız, normalde işçiler içinde yatıyorlar. Sivri sinek burada çoktur. Biz çok kapıları çaldık da kimse bize el atamadık. Bir haftadır biz buradayız geçen haftadan bu yana. Bu sorun aslında 3 yıldır 4 yıldır devam eden bir sorundu. Burada insanlar yetkililerle görüşmüşler ama bir sonuç elde edememişler. En son biz geldik, inceledik burayı. Burası başkent, en önemlisi orası. Yani burası Ankara'nın göbeği. Burada insanlar üretim yapıyorlar, sebze ekiyorlar, meyve ekiyorlar. Çevrede boş araziler var, oralara ekmek istiyorlar. Fakat insanca bir durum yok. Daha önceden ilçe tarım müdürlüğünün yolunu tutan işçiler sorunları çözülmeyince soluğu Vatan Partisi'nin yanında aldı. Yani şu anda bir haftadır Vatan Partisi işimle uğraşıyor yani. Gelmiş burada, amlar gelmiş burada, Allah razı olsun onlarda. Kendi işini bırakmışlar, bizim işimizle uğraşıyorlar. Başka AK Parti var, CHP var, bilmem hangi parti var. Onlar da gelsinler burada baksınlar ya. Hani başka bir şeyde gelmemişiz, başka bir devlette. Biz de Türk vatandaşıyız. Şanlıurfa ve Renşehir'de biz gelmişiz. Yüzü aşkın tarım işçisi Köseli köyünde kiraladıkları bir arazide 4 yıldır ekim yapıyor. Domates, biber, salatalık ve fasulye üreten işçiler tarlanın yanında kurdukları tahta ve muşambadan çadırlarda yaşıyor. Barınma durumu çok zor. Tahtadan çadır yapmışız ama o tahtadan çadır çok şiddetli rüzgar oldu mu bazen yıkılıyordu. En sıkıntımız suyudan var, banyo var, tuvalet iyi değil yani. Düzgün bir şey olsun daha güzel olur. Çadırlarımız iyi değil. Bir de lavabo, banyo sıkıntılarımız var. Bize para yapabilir misin? Üreten çiftçilerin tuvalet ve banyo sorunu da bulunuyor. Çiftçiler kendi yaptıkları tuvalet ve banyoları kullanmak zorunda kalıyor. Yani su durumu çok kötü. Su çok kötü. Bizim burada sürekli hastalarımız oluyor. Mevsimlik işçilerin bulunduğu yerde işte bir su deposu da var. Ancak bu deponun içi boş. Yani içinde su yok. Bu nedenle işçiler tarımsal sulamada kullandıkları suyu kullanmak zorunda kalıyorlar. İşte bu tarlada kullanılan suyu içiyorlar. Bu suysa kireçli. O nedenle bir sürü salgın hastalıkla mücadele etmek zorundalar. Bir 15 çocuk var burada. Sürekli onların peşinden koşmamız lazım. Biz diyoruz çocuklar zehirlenmesin, bir şey içmesinler diye. Ben park istiyorum. Vatan Partisi Ankara İl Örgütlenme Bürosu Başkanı Volkan Taşdemir, mevsimlik tarım işçilerini birçok kez ziyaret etti. Bala Belediye Başkanı ve İlçe Tarım Müdürü ile görüşen Taşdemir ve yanındaki heyet, tuvalet, banyo, çöp ve su sorununu çözdü. Buraya biriket, tuvalet ve banyo yapılacak. Burada parti üyelerimizle birlikte, işçilerle birlikte onları alacağız, inşaatını da biz yapacağız. Buradan hem Bala Belediye Başkanı hem Bala İlçe Tarım Müdürü'ne teşekkür ediyoruz. Buraya çöp konteynerleri konulacak ve düzenli olarak her gün çöp konteynerlerinden çöpler alınacak ve götürülecek. Burası temiz, üretime hazır bir şekilde sağlıklı üretim yapılan bir konuma getireceğiz. Saros Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayında yaptığı araştırmada vatandaşa Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye soruldu. Vatandaşın %68,2'si en önemli sorunun ekonomi olduğunu belirtti. Araştırmada ayrıca hükümetin dış politikadaki performansı da soruldu. Araştırmaya katılanların sadece %35'i hükümeti başarılı bulurken %45,3'ü başarısız, %12,2'lik kesimi ise kısmen başarılı buldu. Saros Araştırma Şirketi Türkiye gündemi ve siyaset araştırması üzerine yaptığı yeni araştırmayı paylaştı. Araştırmada vatandaşa Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye soruldu. Vatandaşın %68,2'si en önemli sorunun ekonomi olduğunu belirtti. AK Parti seçmeninin %62,5'i, CHP'nin 77,5'i, MHP'li seçmenin %62,9'u, İYİ Parti'ye oy verenlerin %75,9'u da ekonominin en önemli sorunu olduğunu ifade etti. Araştırmaya katılanlara sorulan sorulardan biri de hükümetin dış politika performansını nasıl buluyorsunuz oldu. Vatandaşın sadece %35'i hükümeti dış politikada başarılı buldu. %12,2'lik kesim kısmen başarılı bulurken %45,3 hükümetin dış politikadaki performansının başarısız olduğunu belirtti. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar da ortaya çıktı. AK Parti seçmeninin sadece %66,6'sı hükümeti başarılı buldu. Hükümetin dış politikasını CHP seçmeninin %10,1'i başarılı bulurken MHP seçmeninin %54,3'ü ve İYİ Parti seçmeninin de %3,4'ü hükümetin başarılı olduğu görüşünde.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde konuştu. KKTC'nin tanınmasına yönelik önemli mesajlar verdi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü mesajında KKTC'nin tanınması için NATO'dan çıkalım dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılda etkinlikleri yapıldı. Resmi tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Türk halkı aydınlığa, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü bu yıl yine büyük bir coşku ve heyecanla idrak etmenin mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz. Tatar tören konuşmasında KKTC'nin tanınma mücadelesiyle ilgili mesajlar verdi. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde egemen iki ayrı devletin varlığına ve işbirliğine dayalı çözüm şeklini gündeme getirerek yeni vizyonu halkımla paylaşmıştım. Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi yanavatan Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyasetimiz Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olan tek çözüm şekli olup huzur ve istikrarın bu şekilde sağlanabileceğinin en büyük kanıtı ve göstergesidir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuştu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünde Vatan Partisi liderinden önemli bir mesaj geldi. Perinçek mesajında KKTC'nin tanınmasının Kıbrıs davası için temel görev olduğunu belirtti. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Kıbrıs davasının lideri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Sayın Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs Türkü'nün özgürlük, kurtuluş ve devletleşme mücadelesi uğruna can veren şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bugün Kıbrıs davası için temel görev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınmasını sağlamaktır. Avrasya merkezli doğru dış siyasetlerle KKTC'nin Rusya, Çin, İran, Suriye, Türk devletleri, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri tarafından tanınması mümkündür. KKTC'nin tanınması için altın fırsatların oluştuğunu vurgulayan Perinçek, Vatan Partisi'nin bu konudaki çalışmalarını da paylaştı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası oluşan yeni durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülke tarafından tanınması için altın bir fırsat yaratmıştır. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ve KKTC'ye olduğu gibi Rusya'ya karşı da düşmanca tavır almışlardır. Bu koşullarda Türkiye'nin Kırım, Abazya, Donetsk ve Lugansk konusunda atacağı adımlar hızla karşılık bulacak ve KKTC'nin Rusya tarafından tanınması sağlanacaktır. Vatan Partisi'nin girişimleri sonucu Abazya, KKTC'yi tanıma kararı almıştır. Bu aslında Rusya'nın da KKTC'yi tanımaya hazır olduğunu göstermektedir. Yine Vatan Partisi, Çin'den Mali'ye, Meksika'dan İran'a, dünyanın dört bir tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çalışma yürütmekte ve sonuç almaktadır. Fırsatların değerlendirilemediğine vurgu yapan Vatan Partisi lideri, KKTC'nin tanınması için NATO'dan çıkılması gerektiğini kaydetti. Gelinen süreçte sadece iki devletli çözüm demek bir sonuç getirmiyor. Bunun sözde kalmaması için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin girişimde bulunması gerekiyor. Maalesef böyle bir çaba görülmüyor. Fırsatlar değerlendirilmiyor. Türkiye'nin NATO üyeliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin NATO dışı dünya tarafından tanınmasını da engellemektedir. NATO üyesi, dış siyaseti zikzaklı bir Türkiye güven vermemektedir. Buradan soruyoruz. ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri mi KKTC'yi tanır? Yoksa Rusya, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Pakistan, Çin, Venezuela gibi NATO tehdidine direnen ülkeler mi? Vatan Partisi'nin merkezinde yer alacağı üreticilerin milli hükümeti, Türkiye'nin NATO üyeliğine son verecek, KKTC hükümetiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınmasını sağlayacaktır. Abdülhamit Han sondaj gemisi önümüzdeki aydan itibaren Akdeniz'deki çalışmalarına başlayacak açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuştu. Oktay, Abdülhamit Han sondaj gemisinin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Oktay, 7. nesil Abdülhamit Han sondaj gemisinin 12.200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğunu söyledi.
mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli role sahip. Cumhurbaşkanı yardımcısı Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye ihtiyacı olan askeri ürünlerin satılmadığını vurguladı. Oktay bu ortak zaferin Türkiye'ye uygulanan silah ambargolarına rağmen elde edilmiş tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Milli Denizaltı Projemiz MİLDE'nin yanı sıra SİHA üretiminde sahip olduğumuz tecrübeyi insansız deniz araçlarına aktarıyoruz. Mavi vatanda egemenliğimizi perçinleyecek insansız denizaltılarımız, denizlerde de dengeleri değiştirecek, oyunları bozacak. Fuat Oktay, Türkiye'nin dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer aldığına da dikkat çekti. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızı son sistem, silah, radar, muharebe ve elektronik sistemlerle donatıyoruz. Mil gemlerimiz ve amfibi gemilerimiz donanmamızın kullanımında. Adeta bir SİHA gemisi olacak Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemimiz, denizde İkbal muharebe destek gemimiz, İstanbuli sınıfı fırkateynimiz ve yeni tip denizaltılarımızla adım adım çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücüne sahip olmaktayız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenler Antalya ve Mersin'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosluklarınca, Erzurum'da ise Muharip Gaziler Derneği'nce düzenlendi. Bugün Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu bir gündür. Büyük Zafer'in yıl dönümü yurtta törenlerle kutlandı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Antalya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu'nca Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü olan Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarları korunmasında kararlı duruşumuz devam etmektedir. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Başkonsolos Cem Topçu, dünden bugüne Kıbrıs mücadelesinin kahramanlarını selamladı. Kıbrıs davasının kararlılıkla sürdürülmesinin önemini vurguladı. 48 yıl geçmesine rağmen bu harekatın hazmedilemediği açıktır. Hiç kusura bakmasınlar. Değil 48 yıl, 1048 yıl da sürse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir. Uluslararası topluma bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelerek buradaki devleti tanımaları çağrısında bulunuyorum. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Vural Önal, KKTC'nin dünya çapında tanınmasına yönelik mücadelede kararlı olduklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir gün tanınacağına biz inanıyoruz ve bu yönde ısrarla çalışmalarımızı ve haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Mersin'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet alanında tören düzenlendi. Törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Başkonsolos Salih Mendili, inandıkları yoldan asla dönmeyeceklerini, dosta düşmana kanıtladıklarını ifade etti. Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu, tüm yetkinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine ait olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Adanın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında bizleri bulacaktır. Törende Büyükşehir Belediyesi halk oyunlarıyla Erdemli Belediyesi bünyesindeki kadın veteran ekibi gösteri sundu. Erzurum'da Muharip Gaziler Derneği'nce tören düzenlendi. Dernek Başkanı Salih Mescit törende konuştu. Yunanistan'ın en uçsuz hayali Akdeniz'in sularına ebediyete kadar gömülmüştür. Adada kan kanı durduran Kıbrıs Barış Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zor şartlarda gerçekleştirdiği önemli bir başarıdır. Törene katılan gaziler ellerinde Türk ve KKTC bayrakları taşıdı. Narkotik gücü en yüksek olan narkotik madde metamfetaminin kullanımı giderek artıyor. Narkotik suçlarla mücadele dairesi önümüzdeki dönemin en büyük tehdidinin bu madde olduğunu tespit etti. Türkiye Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürü Murat Sarıgüzel ailelere seslendi. Bu maddeyle ilgili bilinçli ve uyanık olalım. Geçmişte bonza ile yaşadığımız acı tecrübeyi metamfetaminle bir kere daha yaşamayalım dedi. Metamfetamin narkotik maddesini yakalama miktarı ve şüpheli sayısı yükseldi. 2021 yılında ele geçirilen metamfetamin yakalama miktarında oran bir önceki yıla göre %32,8 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu Raporu 2022'de önümüzdeki dönemin en büyük tehdidinin metamfetamin olduğu ifade edildi. Bu madde bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşamında yıkıcı etkilere neden oluyor. Bağımlılık yapma gücü yüksek olan metamfetamin en tehlikeli narkotik maddeler arasında sayılıyor. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, yükselen metamfetamin tehdidine dikkat çekti. Ailelere seslenen Sarıgüzel, bu madde ile ilgili bilinçli ve uyanık olalım. Geçmişte bonza ile yaşadığımız acı tecrübeyi metamfetaminle bir kere daha yaşamayalım dedi. Yasa dışı narkotik madde sokaklarda met, kristal, buz, cam, ateş ve Metin amca gibi isimlerle satılıyor. Öğrencilere başarı, kadınlara da zayıflama vaat ediliyor. Dünyanın metamfetamin çılgınlığı içinde olduğunu vurgulayan TÜBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, her uyuşturucu maddenin farklı düzeylerde bağımlılık yapma gücü vardır. Metamfetaminde bu çok yüksek düzeyde dedi. Aydınlık gazetesine konuşan Sarıgüzel, yasaklı maddenin şiddet eğilimini arttırdığını söyledi. Amfetamin tipi uyarıcı sınıfında olan bu maddenin kalp çarpıntısından kan dolaşım hızına kadar olumsuz etkileri var. Metamfetamin kullanıcılarının profiline baktığımızda, bu madde kullanımına bağlı şizofren, paranoya ve Parkinson hastalıklarını da görüyoruz. Kullanıcılarda yoksunluk belirtileri içinde diğer maddelere oranla daha fazla şiddet eğilimi var. Yıkıcı etkileri çok yüksek bir madde. Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir yurt dışı operasyonuna imza attı. Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu 2015 yılındaki saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Binbaşı Kulaksız'ın şehit olduğu terör saldırısının faili Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik saldırının firari son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'i yurt dışında yürütülen operasyonla yakaladı. PKK KCK mensubu Zerdeşt Kod adlı Savaş Çelik mavi kategoride aranıyordu. 2014'ten beri Muş kırsalındaki PKK KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürütüp eylemlerde aktif rol oynuyordu. Binbaşı Kulaksız'ın şehit olduğu saldırıyı planlayıp yapan grup içinde yer aldı. Terörist Çelik'in eylemin ardından Suriye'ye karşı belirlendi. Çelik örgüt tarafından terörist faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirildi. Binbaşı Kulaksız'ın şehit olduğu saldırının firari son faili Çelik, MİT'in operasyonuyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Binbaşı Kulaksız 27 Temmuz 2015'te eşiyle aracında silahlı saldırıya uğramış ve şehit olmuştu. Saldırıyla ilgili 8'i tutuklu, 12 sanık hakkında daha önce kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti. Hiçbir düşmanımı güldürmeyeceğiz, gülmeyecekler. Yakalanıp idama mahkum edilen eski YPG'li İngiliz vatandaşı Aslan cephede yaşadıklarını itiraf etti. Aslan'ın ifadeleri Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların PKK-YPG'nin eline geçmesi için kurulan bir Amerikan tezgahı olduğunu ortaya koydu. Adı Aiden Ashton, 24 yaşında bir İngiliz vatandaşı. Ashton, Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşan yabancı teröristlerden yalnızca biri. Rus ordusu onu Mariupol'de yakaladı. Donetsk'te yargılandı, idama mahkum edildi. Ashton'ın en önemli özelliği, 2015 ve 2017 yıllarında Suriye'de PKK-YPG saflarında savaşmış olmasıydı. O dönem kullandığı kod adı Roshat Rojava.
Amerikalı gazeteci John Mark Dugan, Ashlyn'e Donetsk cezaevinde röportaj yaptı. Ashlyn, Ukrayna'da birinci elden yaşadıklarını anlattı. Ukrayna'ya gönderilen silahların PKK-YPG'ye satışında yaptığı tanıklıkları açıkladı. Aidan Ashlyn, Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin 62 milimetrelik silah sistem kullanmasına dikkat çekiyor. Çünkü bölücü terör örgütü YPG de 62 milimetrelik aynı sistemi kullanıyor. Amerikalı gazeteci bunun üzerine öyleyse Ukrayna'ya gönderilen silahlar Kürtlere veriliyordu değerlendirmesini yaptı. Ashlyn de oldukça muhtemel yanıtını verdi. Mariupol'de kuşatma altındayken Suriye'deki bağlantımla konuştum. İyi olduğumuzu ama muhtemelen yakında teslim olmak zorunda kalacağımızı söyledim. Onların Suriye'de nasıl olduğunu sordum. Ukrayna'da benim iletişime geçirdiğim kişiden çeşitli bakımlardan yardımlar aldıklarını, Amerikalıların vermeyeceği şeyleri aldıklarını söyledi. Sahaya! Ukrayna sahasındaki İngiliz füzelerinin YPG'ye gönderildiğini belirten Ashlyn, umarım ellerine ulaşmıştır. Çünkü Türkiye'ye karşı savaşta kullanabilirler dedi. Tam bu noktada Amerikalı gazete, sence ABD hükümeti özellikle YPG'nin eline geçmesi için Ukrayna'ya bu silahları gönderiyor olabilir mi diye sordu. Ashlyn'in yanıtı ise bu kesinlikle mümkün oldu. Çünkü son 10-11 senedir Türkiye ile NATO ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi dinamik, mülteci krizi ve Türkiye'nin bunu bir silah olarak kullanması, öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'yi DAEŞ'le mücadelede kullanması. İngiltere'de üniversiteye gitmedim. Ama jeopolitik üzerine çalıştım. Geleceğin savaşlarının vekalet savaşları olacağını biliyorum. Bence Amerika, Türkiye ile yaşadığı sorunlar yüzünden gerekli silahların Suriye'ye gönderilmesi için Ukrayna'yı kullanıyor. O yüzden bu bölgedeki Kürtlere gönderilmesi için Ukrayna tarafının kullanılması bana son derece inandırıcı geliyor. Bu itiraflar üzerine Amerikalı gazeteci John Mark Dugan hayretler içinde şu soruyu sordu. Yani ABD, Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını Ukrayna'ya silah göndermek için kullanıyor. Onlar da Ukrayna ordusundan Kürtlere ABD'nin verdiği dolarlarla satılıyor. Üstelik bir ABD müttefiki ve NATO üyesine karşı kullanılacağını bildiği halde, öyle mi? Ashlyn bu soruya da evet, tam olarak öyle. Komik olan ne biliyor musunuz? Burada bir basit döngü var. Türkiye F-16'ları NATO sistemlerini Kürtler üzerinde kullanıyor. Kürtler de kendilerine verilen NATO sistemlerini Türkiye'ye karşı kullanıyor yanıtını verdi. Ukrayna'da yakalanan yabancı savaşçı YPG saflarındayken baş düşmanımız DAEŞ'ti ama aynı zamanda Türkiye'ydi ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan ortak bir tatbikat düzenledi. Tatbikatın ardından Dışişleri Bakanı Dendias Girit'te konuştu ve Türkiye'yi hedef aldı. Malumunuz ABD, Yunanistan ve müttefikleri Rusya'ya yaptırım uyguluyor, bir ülke hariç dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Büyükelçisi George Sunes, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı General Konstantinos Floros ve Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia ile birlikte Girit Adası'nda Haymana şehrine gitti. ABD'nin F-35 ve F-15 savaş uçaklarının da katıldığı Poseidon Rage 22, yani Poseidon'un Öfkesi 2022 tatbikatı 11 Temmuz'da Girit Adası'nda başlamıştı. Ortak tatbikatın son gününde adaya giden ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye de falan açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmamasına atıfta bulunan Dendias, ABD ve Yunanistan, Ukrayna'ya insani ve askeri yardımda bulunarak tüm müttefiklerle beraber Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Tabii bir ülke hariç dedi. Yunan Bakan, hareketli bölgemiz başka bir provokasyonu, saldırganlığı ve revizyoncu yaklaşımı kaldıramaz ifadelerini de kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de Türkiye'yi işgalcilikle suçladı. Anastasiadis, Türkiye'nin Kıbrıs işgalinden 48 yıl sonra bugün hala çalan sirenin keskin sesi bize ağır sorumluluğu bir kez daha hatırlattı. Bu üzünlü yıl dönümü, adamızın bölündüğü, vatandaşlarımızın evrensel haklardan mahrum bırakıldığı son yıl olsun ifadelerini kullandı. Küresel ekonomilerin enflasyon sorunu giderek büyüyor. İngiltere'de enflasyon %9,4'e ulaşarak son 40 yılın zirvesini gördü.
geçtiğimiz ay açıklanan 9.1'lik oranla da ABD aynı ölçüde yine kendi zirvesini görmüştü. Almanya ve Fransa'da da durum çok farklı değil. Küresel ekonomilerde enflasyon zirveyi gördü. İngiltere'de Haziran enflasyonu %9,4'e yükseldi. Mayıs'ta 9,1 olarak kaydedilen enflasyondaki artışın sürdüğü görüldü. Böylece ülkenin enflasyonu 40 yıldır ölçülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan rakamlara göre de doları rezerv para olan Amerika'da da enflasyon 8,6'dan 9,1'e yükselerek 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Mayıs ayında yıllık enflasyonu %7,9'la 48 yılın zirvesini gören Almanya'da da enflasyon Haziran'da 8,2'ye yükseldi. Fransa'da da tarihi zirveyi gören enflasyon rakamları %6,5 seviyesine çıktı. Mersin'in Aslan Barış Meydanı'nda yer alan 50 yıllık bir ağaç var. O ağaçta zaman içerisinde bir kuruma meydana geliyor. Ardından da bir inceleme başlatılıyor. Yapılan incelemede ağacın matkapla delik açılarak ve yabancı madde enjekte edilerek kurutulduğu belirleniyor. Olayın faili ise talimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li yetkililerden aldığını söylüyor. Mersin sahilindeki asıllık simge ağaç kurudu. Nedeni araştırıldı. Altındansa Mersin Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li yetkililer çıktı. Valiliğin sahilin simgesi olarak anılan ağacın kurumasıyla inceleme talimatı vermesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık 1 santimetre çapında 9 delik açıldığı belirlendi. Gövdedeki renk değişimiyle dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde ortaya çıkan kamera görüntülerinde bir aracın ağacın olduğu bölgeye yanaşarak içinden inen kişilerce ağaca delik açıldığı ve zehir enjekte edildiği görüldü. Plakası belirlenen aracın CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kiralandığını tespit eden polis ekipleri belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S'yi yakaladı. Şüphelinin ifadesinde olay günü Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çey'nin de yanında olduğunu belirtmesi üzerine iki şüpheli de gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikçe zanlılar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması da kararlaştırıldı. Milyonlarca üniversite adayının beklediği yüksek öğretim kurumlarına giriş sınavı için tercih kılavuzu açıklandı. Kılavuzda üniversitelerin toplam kontenjanı 1.061.686 olarak duyuruldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz'la 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlayabilecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 Yükseköğretim Kurumları tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda üniversitelerin toplam kontenjanı 1.061.686 olarak duyuruldu. Buna göre devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 428.635, lisans programları için 408.053, özel yetenek programları için ise 34.134 oldu. Açıklanan kılavuzda üniversitelerin 2021 yılına ait tavan ve taban puanları da yer aldı. Mühendislik ve öğretmenlik bölümüne yerleştirme işlemlerinde en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına ise en düşük 250 bininci öğrenci girebilecek. Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde de en düşük 50 bininci olma koşulları bu yıl devam edecek. Bu yılki hukuk bölümüne yerleştirme işlemlerinde başarı sırası koşulu aynı kaldı. Buna göre hukuk programlarına en düşük bu yılda 125 bin sıralaması şartı uygulanacak. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz'da 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlayacak. Kılavuza osm.gov.tr'den ulaşılabilecek. Öğrenciler tercihlerini de yine aynı site üzerinden yapacak.
Güzel bir yaşam hikayesi var sırada. Tam 73 yaşında Mehmet Çetinkaya ve 46 yıldır avukatlık yapıyor. Onu meslektaşlarından ayıran bir özelliği var. Evet biz teknoloji çağındayız, evet biz bilgisayar çağındayız ama Mehmet Bey halen dilekçelerini daktiloyla yazıyor ve adliyeye o şekilde gönderiyor. Güzeldir adetlerine ve alışkanlıklarına bağlı kalmak. Bir bakalım. Kemaliye'de bürosu olan serbest avukat bulunmadığında bazen hemşerilerimin dilekçeleri, davaları söz konusu olduğunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Meslek hayatında hiç bilgisayarla yolları kesişmeyen avukat Mehmet Çetinkaya 46 yıldır daktilosuyla dava dilekçelerini yazıyor. Bu daktiloyu da mesleğimin ilk aşamasından beri kullanmaktayım. Ve alışkanlıktan ve de bana verdiği hazdan dolayı bilgisayara geçmedim. Daktiloya halen devam etmekteyim. Mesleğe 1976 yılında başlayan avukat Çetinkaya yaşının ilerlemesiyle birlikte şehre 151 kilometre uzaklıktaki Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Efendim ben bu daktiloda yazdığım dilekçeleri mahkemeye götürdüğümüzde ya götürdüklerinde gerek hakim savcılar gerekse kalemdeki katipler daktilo yazısı olduğunu fark ediyorlar ve bilgisayara göre daha şekilli ve düzgün olduğu için onların da hoşlarına gidiyor. Evinin bahçesinden talep edilen dava dilekçelerini yazan Mehmet Çetinkaya aktif olarak avukatlık yapmayıp isteyenlere dilekçe hazırlayarak yardımcı olduğunu ifade etti. Bunu da keseyim bak şöyle. Ancak benim kızlar maalesef doktora pek alışamadılar. Bilgisayarla yazılarını yazıyorlar. Ancak ben tek başıma bu daktilo yazma işine devam ediyorum. Kızlarının da avukat olduğunu belirten Çetinkaya, onları daktiloya alıştıramadığından dolayı ise üzgün olduğunu belirtti. Yani benim hayatım daktilo. Daktiloyu da bırakmam mümkün değil. Mesleğimi devam ettirdim müsaade. Yazılarımı daktiloyla idame ettireceğim. 73 yaşındaki Mehmet amca mesleğini eski gelenek olan daktiloyla devam ettiriyor. Avukatın hala daktiloyla yazmasını hakimler ve savcılar gördüklerinde anlayarak bilgisayara göre daha düzenli olduğunu da söylüyor. Bugün 20 Temmuz 2022 Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını sağlayan Erzurum Kongresi'nin 103. yılı. 23 Temmuz'da yapılacak 103. yıl kutlamalarında Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar timi Erzurum'da gösteri yapacak. Valilikten gelen açıklamada Erzurum Kongresi'nin 103. yılı kutlamalarında hava gösterilerinin yanında birbirinden farklı etkinliklerin yer alacağı ifade edildi. En büyük etkinlik ise 23 Temmuz Cumartesi günü saat 15'te Olimpiyat Parkı'nda yapılacak. Olarak isimlendirilmiş. Kutlamalara ilişkin Erzurum Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na ait helikopterden çelik kanatlarla Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları kutlamada görev alacak. Erzurum Valiliği bütün halkı gösterilere davet etti. Değişik bir haber var sırada. Cips bağımlısı bir karga öyle ki her gün aynı markete gidiyor. Cipsi aldığı gibi havalanıp gözden kayboluyor. Ancak kameraları unutuyor. İşte cips bağımlısı karganın görüntüleri. Bağımlısı bir karga var. Kargayla mücadele ediyoruz. Hemen hemen her gün geliyor ve oradan cipslerimizi alıp götürüyor. Gagasıyla cips paketini almaya çalıştı. O sırada büfe sahibine yakalandı. Cips bağımlısı karganın görüntüleri kameralara yansıdı. Görüntüler Tokat'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir büfede kaydedildi. Cips bağımlısı karga her gün aynı büfeden cips çalıyor. Büfe sahibi durumdan şikayetçi olsa da görüntüler izleyenleri güldürüyor.
Her gün geliyor ve oradan cipslerimizi alıp götürüyor. Haliyle de biz de ne yapıyoruz? Uzaklaştırıyoruz. Sonunda tarihi Hasanpaşa Hamamı'nın restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar biter bitmez hamam yeniden ziyaretçilerin hizmetine açılacak. Salonlarımız sergi salonları olarak nitelendirilecek alanlar. Dışında oturma alanları yine olacak. Tarihi Hasanpaşa Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Askeriye'ye dahil olmak üzere bir hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız ve hamam olarak da kullanılmış. Ama tabi zamanla bırakılmış, terk edilmiş. 1882 yılında 2. Abdülhamit döneminde yapımı tamamlanan tarihi hamam Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunuyor. Düzenlemesi de bu eserin tarihi ağırlığına yakışır bir şekilde olsun. Öyle sıradan olmasın diyoruz. Çünkü burayı biz gençlerimizin özellikle gelip görmesini istiyoruz. Zaten kültür sosyal amaçlı bir işlev yükleyeceğiz ve hizmete. Tarihi Hasanpaşa Hamamı'nın yeniden gün yüzüne çıkarılması için restorasyon çalışmalarına 2021'de başlandı. Firmamız şartname taahhütüne uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu yıl sonuna doğru bitireceğiz. Restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi yapı, hamam kültürünün yaşatıldığı müze ve sanat galerisiyle turizmin hizmetine sunulacak. Bu haberle noktalıyoruz efendim bugünün gündemini. Yarın saatler 19.30'u gösterdiğinde yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktarmak üzere sizlerle birlikte olabilmeyi umut ediyoruz. Ve tabii daha güzel haberlerle birazdan haber merkezinde Figen Civan sizlerle birlikte olacak konuklarıyla beraber. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz.